Değerli izleyiciler, Türkiye'nin birlik beraberlik noktası BBN Türk ekranlarındasınız. Politik Adam ikinci bölümüyle karşısında çok deneyimli bir siyaset adamı var, siyaset insanı var diyelim. Yeni tabiriyle Demokrat Partisi'nin genel başkan yardımcısı Sayın Cemal Enginyurt, aynı zamanda Ordu Milletvekili, Ekonomi Muhabirleri Derneği Genel Başkanı Turgay Türker Bey de var. Cemal Bey, ikinci bölümde gerçekten ekonomi, siyaset birbirine girmiş nokta. Yani altılı masanın yarın 10. toplantısına gireceğim ama şimdi Türkiye EYT'lileri konuşurken birden asgari ücreti zammı konuştu. Memur zamlarını konuştu. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan grupta 25'e 5 daha ilave etti. Ne dersiniz? Tabii Recep Tayyip Erdoğan 30 Nisan'da seçim yapacak. Nereden biliyorum? Astrologlara sordum. Onlardan aldığım bilgiyle seçimin 30 Nisan'da olacağına artık eminim. 30 Nisan'da. Yani şaka yapmıyoruz değil mi astrologlar? Yok, 30 Nisan'da. Astrologlara da sordum. Gerçekten. Sağlam mı onlar? Sağlamlar. Şu ana kadar birçok dedikleri çıkmış. Astroloji biliyorsunuz. Yani İbrahim Hakkı Ethem Hazretleri'nden tut değil mi? Kırşehir'deki Hacı Cacayev Camisi'ne baktığımızda, Kur'an'ın kendisine baktığımızda astroloji ilmiyle ilgili hakikaten çok böyle ilmi, bilimsel yanları var. Şimdi 30 Nisan'da seçim olacağına göre Recep Tayyip Erdoğan her tuşa basmaya başladı. Bilgisayar kullanımı bilmiyorum ama önündeki bilgisayarın her tuşuna basıyor. KYK borçlarını diyor sildim. Ama silmiyor. Ne yalan yapıyor? Ana parayla birlikte faiz üstünde, Türker ekonomist benden daha iyi bilir. Aynen devam ediyor Fehmi'ciğim. İnsanlar şu an yine icralık. İnsanlar yine borçlarını ödeyemiyor. KYK'lı çocuklar yine büyük bir kısmı büyük mağduriyet yaşıyor. 3600'ü çözdüm diyor. Yalan. Emekli polislerin hiçbirisi 3600'den faydalanamıyor. Çünkü 2200 göstergeyle emekli oldukları için 600 gösterge üzerine koyduğunda 2800'de kalıyorlar zaten. Yok öyle bir şey. Şimdi emeklilikte yaşa takılanları çözdüm diyor. 2,5 milyon kişiyi emekli ettim diyor. Abi millet de bir garip. Hakikaten insanlar da bir garip. Türker. Bir koşu SGK'nın önüne yığıldılar. Ne oluyor? Emeklilikte yaşa takılan Cumhurbaşkanı çıkarttı. Artık emekliyiz. Ya bir dakika ya. Nereye gittiniz ya? Daha meclise kanun gelecek. Yani önergelerle belki değişecek. O tarih 1 Eylül'e. Ya çok şeyler olur. İzmir depremi var. Yani İzmir depremi var. Çok şey olur. Bakın. Daha orada bir komisyona gelmedi. Bakın bu hafta bitti değil mi? Yılın ilk haftası bitti. Şimdi ikinci haftasında geleceği söyleniyor ki ikinci haftada da bir torba yasa var bu arada. 7. yargı paketi. Bu arada ne oluyor? Milyonlar SGK'lara koştu. Evi satan, arabayı satan, borç altın alan, borç dolar alan SGK prim borcunu ödüyor. Yani tıpkı 7,5 milyon kişiye size konut dağıtacağım deyip nasıl 500 lira topladılarsa, ki o 500 liranın akıbeti belli değil, geri verilmedi çünkü herkes kura çekilecek diye, bana çıkacak diye. Bu işi bir kaynak paketi olarak mı yorumluyorsun? Aynen, bravo. Bu emeklilikte yaşa takılanlar işi de bir kaynak paket. Belki iki gündür ben söylüyorum. Hiç kimse buna cesaret söylemiyor. Zaten hep bazı cesaret edilemeyen şeyleri söylemek bize düştü. Ortaya bir çıktık. Daha geri de gidemiyoruz. Siyasetin kitabının ortasından konuşan kişisi sizsiniz. Evet. Şimdi Türker de bu konuyu iyi biliyor. 2,5 milyon kişi. Emeklilikte yaşa takılanların ilk etapta beklediği 450 bin kişiydi. 450 bin kişi. Yani küçük bir paket. Küçük bir paket. Ama 2,5 milyon dedi. Herkes koşuyor. Ama kimse demiyor ki bir dakika ya. Bu emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili kanun nasıl çıkacak? Bir de bütçede nereden verilecek? Ve bütçede bir kuruş kaynak ayrılmamış. Evet. Yani 2023 bütçesinde emeklilikte yaşa takılanlar emekli olacak, edilecek. Sadece 2,5 milyon kişiyi şu an en düşük emekli maaşı olan 5500'de çarptığınızda yaklaşık ortaya 175 milyon para çıkıyor değil mi? Bakın. Bu aylık. Aylık bu. Kıdem tazminatı var.
Kıdam tezminatı ödeyecek işveren. Tabii. KGF oraya kredi aktaracak. KGF oraya kredi aktaracak. Tabii. KGF kredisi de 13,5 ha bu arada. Orada da cinlik var. Faiz %9 diyor Recep Tayyip Erdoğan. Düşürdük hamdolsun tek haneye diyor. KGF kredisi diyor 13,5 olacak diyor. Yandı bizim keten elvaya. Şimdi zaten. Emeklilikte yaşa takılanlar şunu sormuyor. Bir dakika ya, bunun kaynağı yok. Bu bir. İki. Bunlar çok önemli. İntibak yasası çıkmamış. 2000 ve sonrasında ve 2008 sonrasında özellikle 2008 sonrasında emekli olanların %28 üzerinden maaşı hesaplanıyor. Yani toplam primin %28'i. E bu da neye tekamül eder? 2000 liraya, 2500 liraya tekamül eder en fazla. 2000. Öyleyse ne olması gerekir? İntibak yasasının çıkması gerekir. Geliyor mu? Hayır. İki, Bağkur primi ödeyen esnaf parayı cebinden ödüyor bak Fehmi'ciğim. Bağkur primini esnaf cebinden para ödüyor. SGK primi ise işveren tarafından ödeniyor. SGK primi ödeyenler 5000 gün öderse emekli oluyor. Bağkur primi ödeyenler 9000 gün öderse emekli oluyor. Şimdi değerli başkanım Cemal Bey, çevrim içi toplantı ile ilgili bir tane fotoğrafımız var, verirseniz. Öyle önemli bir konu ki sizi esnaflar dinliyor. Şimdi sosyal güvenlik konusu konuşurken bu dediğiniz iş 9000 prim ödeyerek esnaf tabii, şey oldu. Yani esnaf cebinden para ödüyor, 9000 gün ödeyecek, emekli olacak. SGK'lı 5000 gün ödeyecek, onu da işveren ödemek şartıyla. İşveren ödüyor çünkü SGK primini çalışan ödemez ki. Tabii. İşveren öder. O 5000 günde emekli oluyor ama Bağkurlu esnaf 9000. Tarım kredi, özür dilerim, tarım sigortası olanlar var. Yine aynen bu işte olduğu gibi. Tarım sigortası olanlara devlet demiş ki 20 yıl prim ödeyin. Sonra yaşı tamamlayınca emekli olursunuz. Şimdi diyor ki hayır, 9000 günü tamamlayın. Adam 20 yılda bırakmış ya ödemeyi. Şimdi esnaflar size çok hayran olduğu için benim AHİ Enstitüm var, başkan oldum. Yarın Pazarcı Federasyonu, Ağaç İşleri Federasyonu Başkanı, Tokat Esnaf Kredi Başkanı, ikincisi Diyarbakır Esnaf Odası Başkanı Ali Can Bey, Ankara Kahveciler Odası Başkanı ile Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili beklentilerle ilgili bir çevrim içi toplantı yapacağız. Tabii yani mi? Bunu da sizden söyleyeyim çünkü tüm esnaflar bu söylediğinizde feryat ediyor mu seslerini? İşte tabii. İşte bak, iki, bu düzeltilmesi lazım. Üç, çıraklık ve staj görüp, ben ticaret sistemi mezunuyum, endüstri meslekte de okudum ama endüstri mesleği bıraktım. Metalci misiniz? Ağaç işleri. Metal mi, ağaç işleri? Torna tesviyeydi. Torna tesviye. Bizim dönemimizde imtihanla girilirdi. Çok zeki olduğum için en yüksek bölüm torna tesviyeydi, oraya girmiştim. Ticaret sistemi de imtihanlaydı biliyorsunuz bizim dönemimizde. Tabii. İmam hatipler de imtihanlaydı. Hepsini rezil ettiler. Ben de imtihanla girdim. Tabii yani. Hepsini rezil ettiler şu anda. Staj yapmışsınız 2 yıl, devlet size sigorta kartı vermiş. Doğru, öyleydi. Çıraklık stajı yapmışsınız, devlet size sigorta kartı vermiş. Sigortanızı ödemiş. Ama şimdi diyorsunuz ki hayır, senin stajını sigorta primine saymıyorum. Ya böyle devlet olur mu? Nasıl saymıyorsun? 2 yıl bu çocuk staj yapmış. EYT'den avukat, o da faydalanamıyor. Tabii, avukat staj yapınca faydalandırıyorsun. Avukat staj yapınca faydalanıyor. Ama okulda okuyan çocuk staj yapıyor. Bu sefer ne oluyor? Ne oluyor biliyor musunuz? İşte faydalanamadığı için tam 17 yıl fark atıyor. Şimdi tam 17 yazıyorlar, yıl diyorlar ki Cemal Bey şu memur zammına da, emekli zammına da bir değinsin. Geleceğiz, ona da geleceğiz şimdi tabii, sırayla geliyor. Yani vaktimizi şeyler... Staj diyor. Mağduru olan insanlar çözmemişsin değil mi? Bak 3 etti değil mi? Dördüncüsü, Bağkur tescili var. 96 yılında Bağkurlu olarak işe başlamış kişi ama 2000 yılında Bağkur tescil etmiş, bitti. Adamın hayatı kaydı. 8 Eylül 1999 tarihinde sigortalıysan 2024'te emekli olacaksın. 9 Eylül 1999'da sigortalıysan 2041'de emekli olacaksın. Fehmi'ciğim, Türker kardeşim. 17 yıl. Allah'tan reva mı bir gün için 17 yıl? Selamun kavle ya. Dolayısıyla bu EYT yasası çıktı ama çıkmadı, daha doğrusu çıkacak. Ama çok büyük sürprizlerle karşılaşacaklar. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan sadece oyalamak için çıkarıyor.
Gündemi belirliyor. A Haber her akşam mutluluk dağıtıyor. 2,5 milyon kişi emekli oldu diyor. Bitti, tükendi. Gelelim zamlara. Evet. En düşük emekli maaşını dün 4.370 lira dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Kim dedi? Sayın Cumhurbaşkanı dedi. Bakın başkası açıklamadı. Ve zam dedi %25, memur ve memur emeklisine %25 dedi. SGK ve Bağkur emeklisine %16 dedi. Değil mi? Şimdi bugün aynı Cumhurbaşkanı çıktı. Milyonlarca tepki, milyonlarca Twitter, milyonlarca insanın isyanı. Bugün keyif bağışladı bize. 5.500 lira üstüne %5 daha koydu. %30 dedi, değil mi? Zam mı? Şimdi sormak lazım Sayın Cumhurbaşkanı. Sen en düşük emekli maaşına 5.500 dedin. Maaşlara da %30 zam dedin. 4.000 lira, bugün 4.000 lira alan bir emekli %30 zamla 5.200 lira alacak. 4.000 lira alırken en düşük emekli maaşı 3.500 liraydı. Ondan 500 lira fazla alıyordu bir emekli. En düşük emekli maaşından 500 lira fazla alıyordu. Şimdi sen 5.500 yaptın ama emekli 5.200 lira alacak. 300 lira eksiye düştü. 800 lira kaybetti. Sayın Cumhurbaşkanı, bu nasıl hesap ya? Sen kırmızı ışıkta geçene %122, ehliyet harcına %122, pasaport harcına %122, aracımızı taşıt müayene istasyonuna götürüyoruz. Adamların yaptığı bir şey yok. 1500 lira. 570 liraydı, 1500 lira. Ama sen memura gelince, emekliye gelince %30. Pekala, asgari ücrete niye %54 yaptın o zaman? Niye sevindin asgari ücrete %54 yaptım diye? Niye yaptı? Çünkü asgari ücreti Recep Tayyip Erdoğan ya da devlet ödemiyor ki. Yörüklerin güzel bir sözü var. Yörük sırtından kurban kesmek diye. Yörük sırtından kurban kesiyor. İşverenin sırtından %54. Asgari ücrete %54 yaptın da memur emeklisine niye %30 yaptın? Ve soruyorum, Ankara'nın şu an Altındağ'ında, Ankara'nın Mamağ'ında, Ankara'nın Sincan'ında, Yenikent'inde, Elvan kentinde 4.000 liranın altında ev varsa ben tutacağım. En az 4.000 liranın altında. 2+1 olmak kaydıyla. Şimdi sen ev kiralarının bile 5.000 liranın altında, benim kızım evlenecek inşallah Nisan ayında. İnşallah. Evet. Ev bakıyorlar. Önce dedim ki bizim eve yakın bir yerden bakın. Bizim eve yakın yerlerde 15.000 liraymış kira. Dedim kızım uzak gidin de birbirimize hasret gidelim o zaman dedim. Baktım 15.000 lira kira mı olur? Gittikleri yerde 7.000 liranın altında kira yok. Eryaman'da, Bağlıca'da 7.000 liranın altında kira yok. Şimdi sen memur emeklisine %30 verdin. Diyorsun ki memurumuzu, işçimizi koruduk. Pekala, biz diyoruz ki, Kemal Bey diyor ki asgari ücret, en düşük emekli maaşı asgari ücret düzeyinde olsun. Vedat Bilgin denen arkadaş diyor ki bunlar uçuyor diyor ya. Bunlar ekonomiyi bilmiyor. Sen bildin de ne oldu Vedat? Sen bildin de ne oldu? Ne yaptın bildin de? Ortalığı karma karış yaptınız. Milleti birbirine düşman ettiniz. İntibak yasasından olan emekli, Fehmi'cim 1 milyon 300 bin kişi Türkiye'de 2 bin lira maaş alıyor şu an, biliyor musun? 1 milyon 300 bin kişi 2 bin lira ve altında maaş alıyor. 1 milyon 300 bin kişi. Bağkur'da öyle. Bağkur'da 800 lira alan var. 800 lira alan var. 800 lira alan var. Bu hesabı sen ne diyorsun başkan? Şimdi ben onu söyleyeceğim ama Sayın Engin Yurt güzel bir konuya temas etti. Hatta yani bu zamlarla alakalı, özellikle emekli. Türk İş'in sayfasına girdim. Mutfak enflasyonu aylık 4.41, son 12 aylık %98. Bakın %100 mutfak, yani enflasyonun geldiği yer. Tabii gıda enflasyonu. 4 kişi ailenin gıda harcaması, açlık sınırı 8.130. Bakın tamam. Yani gene o emekli torununa gittiğinde... Oyuncak alamayacak, evet. Çikolata alamayacak, evet. Torununu sevemeyecek, torununa açlık veremeyecek, kömür alamayacak. Turgay'cığım kömür, bir ton kömür 4.500-5.000 liraya. En ucuzu ya. Şimdi sen bu emekliye diyorsun ki al 5.500. 5.500 de yalan, tekrar söylüyorum. Herkes 5.500 almayacak. Esas emeklilikte yaşa takılanların feryadını açıklandığında yaşayacağız, göreceğiz. Hepsi intibak ağaçısına takılacağı için ortalaması düşük olacağından dolayı 2.000 lira, 1.000 lira, 800 lira maaşa bağlanacak olanlar olacak. Yani iktidar şu an resmen seçime giderken bir seçim ekonomisi. Seçim mi? Ekonomisi yapıyor. Başka bir şey değil. Çünkü kaynak yok. Bak Fehmi, tekrar söylüyorum. Bütçe yaptık biz Meclis Aralık ayında. Emeklilikte yaşa takılanlara ayrılan bir bütçe yok.
Bırakın bütçeyi. Bu Çalışma Bakanı var ya, Vedat Bilgin. Bu her şeyi bildiğini zanneden, aslında hiçbir şey bilmeyen adam. Temmuz ayında, bayramdı, Temmuz öncesinde, Kurban Bayramı'nda 400 lira emeklilere ikramiye artışı yapılsın dedi. Tabii değil mi? Yani 1100 lira verildi değil mi? Aynen 1100'dü. 1500'e çıksın denildi değil mi? Ne dedi biliyor musunuz bu Vedat Bilgin? Bu 10 milyar tutuyor dedi. Böyle bir kaynağımız yok dedi. Bunu diyen iktidar kur korumalı mevduata şu ana kadar bir yıl boyunca 100 milyarın üzerinde para verdi. Tabii. Yani tefeciye, faizciye 100 milyarın üzerinde para verdi bizim paramızı. 13 milyon emekliye 10 milyar veremiyoruz dediler. Bütçede kaynak yok dediler. Kur korumalı mevduattan faize para yatırana 100 milyarın üzerinde para verdiler. Şimdi ben soruyorum Vedat Bilgin'e. Soruyorum Recep Tayyip Erdoğan'a. 10 milyar para verecek bütçeniz yok iken her ay 160-170 milyon lirayı nasıl vereceksiniz? Niye şey sormuyorsun Nurettin Nebati'ye de ikisi? Onun öyle bir derdi yok. Ya o kış uykusunda şu an. Ne yormayalım adamı. Sıkıntı yaşamasın Pemiciğim. Adam kış uykusunda ya. 6 aylık kış uykusuna yattı, uyandı, baktı ortalık karışık. Bir 6 aylık kış uykusuna ama daha yattı. Ama bugün ciddi bir orta gelirler için konut müjdesi verdi Sayın Murat Kurum'la beraber Nurettin. Tabii tabii ki 45 bin lira geliri olacak değil mi? Evet. Yani ödemesi yüksek olacak. Alabilir misiniz siz o konutu? Ben alamam. Kim alsın? Kim alır? Yani böyle bir şey yok. Araba alamıyorsun Fehmi'ciğim, araba. Şu an araba en yüksek faiz bankalara talimat veriyorlar. Diyorlar ki işte 1.30'u 1.40'ı geçmeyeceksiniz diyorlar. Baskı uyguluyorlar. Bankalar da diyor ki hay hay, ama bankaya kredi almaya gittiğinde zaten senden aldığı masraf bilmem şu bu tabii şey zaten faizi %20 %25'e çıkarıyor otomatik. Cemal Bey onu da vermiyorlar. Vermiyor, kredi de vermiyor. Vermiyor yani. Bir de onun üzerine de koyalım ki hani tabii herkes daha rahat şimdi, şey bilsin. Bakın şimdi KGF kredisi verecekler değil mi? 500 milyon evet, lira. Kredi garanti fonu hakikaten düzgün çalışıyor. Kredi garanti fonu hakikaten bilgileri net alıyor. Yani Türkiye'nin işi. Orada tabii, bir sıkıntı yok. Kredi garanti fonu bu bilgileri bankalara gönderiyor değil mi? Bankalar kredi vermiyor ki. Hatta devlet bankaları AKP'den gelecek selamla kredi veriyor. Aranmayla kredi veriliyor. Referansla. Tabela şirketiniz varsa AKP'li biri aradığında kredi alabiliyorsunuz. Ama çok düzgün bir şirketiniz olsa bile bankalar size kredi vermiyor. Dolayısıyla ülke hakikaten büyük bir çıkmazda. Ne demişti Şevki Yılmaz? 700 ton altın var satın. Ne kadar para varsa basın. Kasada ne kadar para varsa dağıtın. Bu seçimi ne yapıp alın. Alamasanız da bırak lanet olsun, yük sırtlarına binsin, ülkeyi batıran bunlar olsun. Kafa bu. Efendim, kafa bu. Yani Şevki Yılmaz hükümette eski değil. Eski Kocaeli milletvekili de, oğlu milletvekili fark etmiyor. Oğlu milletvekili hayat. AK Parti'ye daha dışarıdan ağrı gazel okuyor ya. Dışarıdan akıl veriyor da. Ya o modeli uyguluyor mu AK Parti yani demek istiyorsun? Şu an onu yapıyor zaten AK Parti. Para basıyor. Şu an bankamatiklere giriyorsun, 200'lükler. Mis gibi kokuyor, bir de mis gibi. Parfüm niyetine kokla. Yani 200 lira eğer alacak gücü varsa tabii vatandaşın bankadan. Cemal abi bu ekonomiyi ağır eleştiriyorsun. İktidar partisini, AK Parti'yi siz AKP diyorsunuz. Ben AK Parti diyorum. Yani şöyle diyor ki izleyici. Sen diyeceksin tabii AK Parti. Bir sürü dostum var, tanıdığım yani var, selamlaşıyorsun. Bizim AKP değişimizdeki maksat art niyetli değil ki. Yani. Değil ki art niyetli. Niye AKP diyoruz? Adalet ve Kalkınma Partisi dediniz. Adalet yok. Kalkınma rezalet. 3C ile geldiniz. Üçünü de mahvettiniz. 3C. Tabii 3C ile geldiniz. Üçünü de yediniz, bitirdiniz. Dolayısıyla artık AK olacak bir tarafınız yok. Bizim genel başkanımızın güzel bir sözü var. Adınız AK olacağınıza alnınız AK olsun diyor. Alınları kapkara olmuş olanların neyini AK diyeceğiz? Yani sen demeye devam et. Süleyman Demirel geleneğini Gültekin Bey tabii çok iyi işliyor. Hayır, onu güzel götürüyor. Da. Bir izleyicimiz yazmış ya abi diyor, Cemal Bey sorarım. Bu AK Parti'nin ekonomide yaptığı hiç mi iyi bir şey yok? Hep mi kötü diyor? Yazsın da biz teşekkür edelim, özür dileyelim. O arkadaş şimdi bizi dinliyor ya. Ha. AK Parti'nin yaptığı iyi şeyleri yazsın. AK Parti iktidara geldiğinde Fehmi'ciğim sen o zaman da gazeteciydin. Turgay o zaman da ekonomisti. 2002'de ben MHP milletvekiliydim. 57. hükümetin milletvekiliydim. Biz iktidardan giderken faizler %25'ti.
Biz iktidardan giderken enflasyon %29'du. 20 yıl sonra geldiğimiz noktada ENAG rakamlarıyla enflasyon %37, kendi yalancı Pinokyo rakamlarıyla enflasyon %64. Neresi iyi? 200 lira ilk basıldığında, bak buraya dikkat et. 200 lira ilk basıldığında 11 dolar mı ne alıyordu değil mi? Tabii öyleydi. Bakın 11 dolar mı ne alıyordu? Olur mu? Yok yok yok. 5 lirada 3 liraydı. 3 liraydı, ne alırsınız işte? 10 dese, 100 dolar dese 100 300. Dolar. İşte 80 dolar falan. Dolar civarında. 80 dolar falanken ya şu an 11 dolar ya. Hatta 11 dolar bile değil. Nesi iyi diyor bu arkadaş? AKP 57. hükümet AKP'ye iktidarı teslim ettiğinde iç ve dış borç toplamımız 200 milyar dolardı. Şu an 470 milyar dolar. AKP iktidar olana kadar 80 yıl boyunca Cumhuriyet hükümetlerinin topladığı vergi 780 milyar dolar. Onunla köprüler, hanlar, hamamlar, fabrikalar, gübre fabrikaları, şeker fabrikaları yapmışlar. AKP iktidar olduğu 20 yıl içerisinde 4 trilyon dolar toplamış. Yaptığı, kendi harcadığı yatırım 300 milyar dolar. Kalan paranın nereye gittiği belli değil. Şimdi efendim siz... Avrasya yaptık, efendim Marmara'yı yapmadın kardeşim. Sen dış güçlere dedin ki al burayı 30 yıllığına, 40 yıllığına sen yap, kullan. Buradan bu kadar adam geçmezse parasını benden al. Şu an biz köprülere 780 lira geçmediğimiz köprüye, uğramadığımız köprüye 780 lira devlet olarak bizim cebimizden para ödüyor. Bu mu AKP'nin yaptığı? AKP bu memlekette bütün fabrikaları sattı. Gübre fabrikalarını 270 milyon dolara sattı. Gübre 15 bin lira. Ne iyi şey yapmış. Söylesene arkadaşlar, söyleyelim, özür dileyelim ya. Evet. Özür dileyelim. Şimdi yani. Cemal abi şöyle bir şey ekleyecek. Nereden nereye? Hani tabii. Yani. Bir soruyu da şöyle söyleyeyim. Bugün buraya gelirken Cemal Bey'in çıkışını bilen bir arkadaşım merak ediyorum dedi. Türk Telekom konusunda ne diyor? Yani o da tamam. Özelleştirildi, verildi. Özelleştirilmedi. Yani Türk Telekom resmen birileri tarafından peşkeş çekildi. O gün muhaliftik. Milliyetçi Hareket Partisi'ndeydik. Muhaliftik. Evet. O zaman da söyledim il başkanlığı yaparken de. Bakın Hariri diye bir adam Lübnan'da öldürüldü, bombalandı. Tayyip Erdoğan cenazeye gitti. Cenazede Tayyip Erdoğan Ömer Hariri'nin oğluyla bir saat özel görüşme yaptı. Hiç Telekom'a girmesi düşünülmeyen, akıldan geçmeyen adamın babası ölmüş. Babası öldüğü yerde Recep Tayyip Erdoğan'la ticaret görüşmüşler. Adam geldi, ihaleye girdi. İhale ona verildi. 6,5 milyar dolara verildi. 1,5 milyar dolarlık ADSL o zaman bedava verildi ve bunun karşılığında adam Türkiye Cumhuriyeti bankalarından milyarlarca dolar kredi aldı. Bu arada Telekom'un bütün malzemelerini sattı, bütün yerlerini sattı, arsalarını, arazilerini sattı. Sonra 1,5 milyar dolara varlık fonu adamın hissesini Ziraat Bankası ile beraber geri aldı. Hayırdır, kim sattı? Ne oldu? Bu para şimdi, nereye gitti? Hariri'yi dolayısıyla bu arkadaş Hariri'nin Türk ortağını da yani unutmayalım. Şu anda market işleri yapıyorlar ya hocam. Beraber ayrı. Zaten o Türk oru. Bakın Türkiye'de adam diyor ki işte şurayı Katarlılar aldı. Geçenlerde CHP'lilerle bir tartıştım böyle. Televizyondaydı. CHP'li birisi dedi ki ya tank palet fabrikasını dedi Katarlılar aldı dedi. Katarlılara satıldı falan deyince ben dedim ki ayıp ediyorsun ya dedim. Recep Tayyip Erdoğan memleketini seven, milliyetçi, devletine sadık bir adam. Bu nasıl bir üslup dedim ya. Tank palet fabrikasını Katarlılar aldı. Adam şaşırdı. Hı. Nasıl Cemal Bey, kim aldı dedi. Sayın Erdoğan kendi alır dedim ya. Katarlılar kim dedim ya. Katarlı aracılık etmiştir. Erdoğan alır dedim ya. Çünkü bu Katarlı nasıl bir Katarlı ki? Boğaz Köprüsü'nün ihalesine girecek. Son anda %30'una Katarlı bir ortak geliyor. Rahmetli Mustafa Koç diyor ki ortak kim diyor. İsmini boş ver, sana ne diyorlar ortak. Biz böyle bir ortaklık kuramayız dedi, hatırlayın. İptal etti değil mi? Parasını yaktı. İhaleyi iptal etti yıllar önce. Dolayısıyla böyle bir şey yok. Bu ülkede Allah Recep Tayyip Erdoğan'a yürü kulum demiş. Recep Tayyip Erdoğan neyimiz var neyimiz yok alıyor. Hepsini biriktiriyor. Bir kısmını İngiltere'de damat mülk haline dönüştürdü. Bir kısmını çocuklar Amerika'da sokaklar satın alarak mülke dönüştürüyor. Muhammed Ali'nin çiftliğini aldı ya. Bu garibin parmağında bu yüzükten başka bir şey olursa
Vallahi dedi hırsızlıktır, billahi hırsızlıktır. Kemal dedi. Abi öyle konuşuyorsun ki vallahi ne Kemal Kılıçdaroğlu'na gerek var. Altılı masayı bile sürüklüyor Kemal Bey. Şimdi altılı masayla ilgili ekonomist... Ama bir son bir soruyu soracağım. Şunu sorayım, sen onu devam et arkasından. Peki, tamam. Ekonomist Oğuz Güler diyor ki altılı masa daha vereceğim diyor bu politikasında diyor. Şimdi bu verilen para gelenin elinde patlayacak dediniz ya Şevki Yılmaz. Kılıçdaroğlu'nun daha fazla vereceğini vaat etmesi. O zaman diyor Türkiye batmaz mıydı? Altılı masa vaadi konusunda diyor. Çünkü altılı masa konusuna geleceğiz. Tabii. Turgay'a buyur. Şimdi Cemal Bey şunu merak ediyorum. Mesela ama şunu bir espriyle cevaplayayım. Peki lütfen. Oğuz kardeşimize selamlarımı iletiyorum. Biz vereceğiz. Biz tüpçünün çocuğuna sayısal at yarışı şans oyunlarında %1 KDV ile memleketin soyulmasına dur diyeceğiz. Tüpçünün çocuğunun KDV'sini %18'e çıkaracağız. Biz çiftçiye vereceğiz. Biz yatlara, biz pırlantacılara verilen %1'lik KDV indirimini kamyoncuya, taksiciye vereceğiz. Maliyetleri düşeceğiz. Biz iktidar olduğumuzda devri sabık yaratacağız. 4,5 milyon dolar yattı. Sadece denize rahat girebilmek için alan Zehra Taşkesenlioğlu gibilerden nereden buldunuz? Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun 180 milyon dolar nereden aldınız sorularının cevabını onlardan alacağız. Biz kendine gazeteci deyip Dalyan'da villa alıp, otel alıp, Ümitköy'de villalar alıp, son model arabalara binenlere gel kardeşim bakalım diyeceğiz. Bunları nasıl yaptın? Biz Hasan Doğan'ı çağıracağız, özel kalem müdürü Recep Tayyip Erdoğan'ın. İki tane üniversiteyi hangi parayla yaptın? Helali hoş olsun ama sen bir özel kalem müdürüsün. Senin Ankara'da iki tane üniversiten var. Servetin akla ziyan bir servet. Oturduğun katı komple kendine ayırdın. Diyeceğiz ki Hasan'cığım servetin hayırlı uğurlu olsun ama nereden yaptın diye soracağız. Kardeşimiz gönlünü rahat tutsun. Biz devri sabık yaratacağız. Tüy bitmemiş yetimin hakkını soracağız. Kul hakkını soracağız. Moğol istilasından bu tarafa en büyük yağma hareketiyle bu ülkeyi soyanlardan soyduklarını geri alacağız. Yani bu AKP iktidarı Moğol istilasından daha mı beter? Tabii daha beter. Allah korusun. Yani Moğollar hiç olmasa gelmiş, vurmuş, kırmış gitmişler. Arada gördüklerini almışlar, sokakta bulduklarını almışlar. Abi bunlar hayalimizde, rüyamızda gördüklerimizi, rüyalarımızı çaldı bu AKP'ler. Moğol istilasından daha beter tabii ya. Peki, yani parti olarak örneğin altılı masada dahil. Bu ekonomideki durumla alakalı, işte özelleştirmeler, az önce ifade ettiğiniz diğer konular, bunların araştırılması, iktidar döneminizde bunların Yüce Divan'a gönderilmesi, yani bunlar hani eskiden konuşulan şeylerdi. Ama şimdi bunlar konuşulmuyor. Yani sizin dışınızda bu kadar net, açık, şeffaf bir şekilde siyaset kavramını da göremiyoruz. Yani hani diyor ya hem vereceğiz, yani siz de vereceksiniz. Belki kaynağını göstererek vereceksiniz, tamam. Onu da bilmiyoruz. Ama bu kadar bir şeyi eleştirirken bu eleştirinin altını belgelerle nasıl dolduracaksınız? Turgay'cığım. Devlet hiçbir zaman unutmaz. Devletin arşivi hep durur. Allah nasip eder. O devlet gücüne ulaştığınızda milli savunmadaki sadece ihalelere baktığınızda 16 milyar euroluk ihalenin nasıl yapıldığını gördüğünüzde bir füzeyi Amerika'dan 1 milyon dolara alabilecekken İsrail'den 3 milyon dolara alanı çağırdığınızda bunları zaten belgelemiş olursunuz. Veya 8 bin lira, 8 bin bak sadece 8 bin TL'lik bir işi milyonla ifade edilen ihale olduğunda onu çağırdığınızda bunu belgelersiniz. Hala bu ülkede Sayıştay diye bir kurum var Turgacığım. Allah razı olsun. Hala onurlu, şerefli bir şekilde görev yapanlar var. Hepsini belgeliyor, ortaya koyuyorlar. Yeter ki altılı masa şu kafada olmasın. Bunlar gitsin, aynı metotta biz yönetelim demesinler. Bunlar... Peki öyle bir intiba var mı? Yani hayır. Onu an, görüyor musunuz? Yani şöyle, bakın hakikaten ben Kemal Bey'i bu Millet İttifakı sürecinde yakinen tanıdım. Altılı masa meselesine girdik. Evet, çünkü yavaş, programımızın aynen. Şeyi Millet var. İttifakı'na girince tanıdım. Yani hatta bir espri yaptım. Dedim ki Sayın Kılıçdaroğlu senden Cumhurbaşkanı olur dedim. Niye dedi Cemal Bey dedi. Abi sen mutfağa 16 yıllık ben baktım dedim televizyonda mutfaktan yayın yapıyorsun.
Ya sen yengeyle beraber 16 yıldır mutfağı değiştirmemiş, bu kadar mütevazi bir davranış sergileyen bir adam ülkesinin kaynaklarını da korur dedim. Zaten Demokrat Parti'nin dedim. Dışında kimse Kemal Kılıçdaroğlu aday olsun. Yani aslında da böyle Cemal, yani. Cemal Bey de ilan ediyor aslında. Hayır, Gültekin Bey'in de bir şeyi var. Kemal Bey çok iyi olur diyor. Sizden daha cesaretli bir parti yok altılı masada. Şimdi dolayısıyla burada esas olan hakikaten iktidar olunduğunda, demin Oğuz kardeşim aslında doğru söylüyor. Ha, bunların çözümü var. Şevki Yılmaz öyle dedi, biz fazla dağıtacağız anlamında söylemedim ben. Kafa yapısı bilinsin diye söyledim. Sen de takdir edersin ki Aselsan'a mı verdiler, Havelsan'a mı verdiler, Roketsan'a mı verdiler, swap karşılığında hangi araziyi verdiler, hangi parayı verdiler, neyi teslim ettiler, neyi ipotek verdiler bilmiyoruz ki Turgay'cığım. Ülkenin kaynaklarını mesela kime peşkeş çektiler? Köprüler, yapılan havaalanları, nasıl yapıldı, diğerleri, nasıl yapıldı? Araştırılacak mı? Böyle tabii. Derinlik şimdi verilecek mi? Şimdi izleyici diyor ki, yani sevgili konumuzu dinliyoruz da diyor, Türk Telekom'un özelleştirildiği zaman diyor, Ali Babacan bakandı. Onunla altılı masada şimdi nasıl oturuyorlar? Ali Babacan bakandı, Recep Tayyip Erdoğan da başbakandı. He. Dolayısıyla bir insan bir haksızlığı görüp de o haksızlığın sonrasında bir yanlışı görüp de o yanlışın sonrasında fikrini değiştiremez mi? Yani ne olacak? Ali Babacan o gün bakandı. Doğru bir iş yapıp başbakanla birlikte doğru iş yaptırıyordu. Sürecin şey sonucunda yapmadı. Sürecin sonucunda baktığınızda Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında kim kaldı da bu arkadaş Ali Babacan'ı soruyor. Yani Recep Tayyip Erdoğan yanında adam mı bıraktı? Ama şöyle bir soru. Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk çıktığı döneme bak Fahmi'ciğim. Toplumun saygın, sevilen, her ilde güzel, her ilçede kaliteli iş adamları, insanlar partinin kurucusuydu. E şimdi geldiğimiz noktaya bak. İşçi bulma kurumu gibi abi. Ama Ali Babacan da YPK'nın üyesi. Yüksek Planlama Kurulu'nun üyesi. Kamu bankaları buradan. Ya durun bana Ali Babacan savundurmayın abi, işinize bakın. Yani. Peki, ama ya, şimdi savundurmayayım da. Deva Partisi anayasa şeyin anayasayının maddesiyle ilgili, Türklük'le ilgili bir tartışma başlattı. Dün de çok önemli bir Kürt raporunu Ali Babacan ana dilde şeyi anlattı. Bu düşüncesi Ali Babacan'ın Deva Partisi iktidar kendisi olursa söylediği bir düşünce. Altılı Masa'nın böyle bir düşüncesi de, böyle bir programı da, böyle bir anayasa çalışması da yok. Altılı Masa'nın 64 maddelik anayasa çalışması var. 64 madde içerisinde böyle bir madde yok. Ama Ali Babacan diyor ki ben yarın iktidar olursam diyor, Deva Partisi olarak diyor, dili değiştiririm diyor, yapıyı değiştiririm. O onun takdiri ama ya. Ama o zaman rakibiniz olmayacak mı bunu derse? Olur yani. Tabii biz şu anda da rakibiz Deva Partisi'yle veya Gelecek Partisi'yle veya Saadet. Demokrat Parti ayrı bir parti. Demokrat Parti 76 yıllık bir siyasi hareket. 77. yılına girdi. Devlet yönetmiş, fabrikalar kurmuş, barajlar yapmış. Celal Bayar'dan Adnan Menderes'e, Turgut Özal'dan Süleyman Demirel'e, bu ülkelerde barajlar kralı olarak anılmış, bu ülkenin teknolojik değişimini yaratmış, bu ülkenin her yerine fabrikalar, yollar yapmış bir siyasi hareket Demokrat Parti. Aynı düşünmek zorunda değiliz ki. Burada fark şu, biz altılı masada niye varız? Biz altılı masada ülkenin her geçen gün kötüye gittiğini görerek bir kişinin devlete haline dönüşen ve o kişinin de kendi çıkar ve menfaatlerinden başka bir şey düşünmediği, artık aklını sadece kendi ailesini ve şürekasını korumaya yönelik olarak kullanan bir iradeyi Mustafa Kemal Atatürk'e zalim ve kafir diyenlerin karşısında oturup seyreden bir iradeyi, Cumhuriyet'le hesaplaşan, Cumhuriyet'ten intikam alma duygusuyla 2023'te Lozan'ın maddeleri kalkacak, ülke kurtulacak deyip tarihi Fesli Kadir'den öğrenip Rıza Nur'un hatıralarından öğrenerek Cumhuriyet'le rövanş almak isteyenlerin karşısında biz altılı masada Cumhuriyet'i korumak, sarı saçlı, mavi gözlü dev adam Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerine sahip çıkıp 2. yüzyılda bu Cumhuriyet'i daha ileriye taşımak, çocuklarımıza, torunlarımıza güzel bir ülke bırakmak için bir aradayız. Altılı Masa'da kimse Altılı Masa'yı böyle anlatmadı yani. Anlatmadı. Yani şimdi ben Cemal Bey'e sorsam Altılı Masa'nın ilk 5 gündem maddesi nedir Türkiye'nin? Şu an ilk maddesi Turgay'cığım 1. Bu ülkenin en önemli problemi hukuk. Hukukun acilen tesis edilmesi gerekiyor. 2. Özgürlük. Son 4 dakikamız. 3. Demokratik hakların kullanımı. 4. Adalet. Adalet, hukuk anlamındaki adalet değil. Eşit dağılım anlamındaki evet. Adalet. Beşincisi de vatandaşların
yönetimde söz sahibi oldukları. Bu da nasıl olacak? Nasıl 6 parti oradaysa vatandaşlar kendi düşüncelerini iktidarda yansıtacak ve iktidardan taleplerini haklı bir şekilde isteyebilecek. Hiç kimse istediği talep dolayısıyla hapse girerim korkusu yaşamayacak. Hiç kimse fikri attığı özgürlük diyorsunuz. Fikri yani. Özgürlükler. Evet. Ekonomiyi hiç söyledi bakmadım. Değil mi? Yok tabii. Ekonomiyi söylemedi. Ekonomiyi uğramıyor. İlk beş şöyle yok. Ekonomi tekrar söylüyorum. Hani diyorlar ya yani demokrasi olursa mı ekonomi düzelecek? Onu zaten mu? Demokrasi olmazsa ekonomi olmayacak. Ekonomist burada. Yani size dünya güvenmiyorsa, size kendi iş adamınız güvenmiyorsa, sabah kalktığında insanlar iflas ediyorsa, her sabah etiket değiştiriliyorsa, artık büyük marketler etiketçiler tutmaya başlamışsa, böyle bir ülkede artık güven kalkmıştır. Ya, yani gün içinde. Gün abi, içinde değişiyor. Dolayısıyla böyle bir ülkede ekonomiyi konuşamayız. Onun için güven dedik zaten. Güvenin olduğu yerde ekonomi kendiliğinden düzelecektir. Şimdi Demokrat Parti, Anavatan Partisi ile Doğru Yol Partisi'nin birleştiği bir siyasi yapı. Ben o süreci çok iyi takip ettim ve Türkiye'de Cumhurbaşkanı halk tarafından seçilmesi projesi sizin projeniz. Altılı masa yarın bir gün güçlendirilmiş parlamenter sisteme giderse Türk milletine verdiğiniz bu Cumhurbaşkanı seçme hakkını elinden alacak mısınız? Bakın o konuda da bakın sadece Demokrat Parti o sözü vermiş değil. Demokrat Parti 7 Ocak 1947 yılında Demokrat Parti Kongresi'nde dörtlü takrir yayınlayıp seçimlerle ilgili maddelerin değişmesini, yani gizli oy, açık tasnifin kaldırılması başta olmak üzere Cumhurbaşkanı olan kişinin parti başkanlığını bırakmasını isteyen ilk siyasi harekettir. Tabii. 7 Ocak 1947. Şimdi böyle bir siyasi hareket o gün isteklerini bugün de devam ettiriyor. O gün demokrasi adına, hukuk adına, özgürlük adına Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarına karşı çıkmış. Bugün de yine aynı istek ve arzularla Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tek adam yönetimine karşı çıkıyor. Dolayısıyla parlamento Cumhurbaşkanı'nı seçer mi? Seçebilir. Parlamentoyu kim seçiyor? Millet. Millet seçmiyor mu? Millet, milletvekillerine itimat ederek, güvenerek vekalet vermiyor mu? Şimdi şöyle düşün. Ben Fehmi'ye vekalet veriyorum benim arazilerimi, evlerimi satarsın diye. Sonra diyorum ki, vekalet verdim ama diyor, ben Fehmi'ye güvenmiyorum. Vekaleti geri alırsın. Zor bir şey değil ki. Vekaleti geri alırsın. Millet vekalet vermişse vekalet doğrudur. Bu bir demokratik haktır. Demokratik bir özgürlüktür, kullanımdır. Ha, halk seçmeye devam etmesi gerekir. Bu altı parti derse ki anayasa değişikliğinde, parlamenter sisteme geçtiğimizde Cumhurbaşkanı da halk seçecek derse hiçbir problem de yok. Son 30 saniye. Altılı masanın Cumhurbaşkanı adayını belirlemede veya bunu konuşmakta geç kaldığını düşünüyor musun? Hayır, asla. Şimdi adam diyor ki Cumhurbaşkanı adayınız kim diyor. Hala açıklamadınız diyor. Bağırıyor Sayın Bahçeli de, Recep Tayyip Erdoğan da bağırıyor. Hala bir delikanlı gibi aday çıkaramadınız bilmem ne. Peki hala soruyorum Fehmi Çalmık. 2002 seçimlerine giderken AKP'nin başbakan adayı kim? Kimse yok. Söyleyememesi. Tayyip Bey parti genel başkanı. Parti genel başkanı Tayyip Bey seçime katılamıyor. Partinin başbakan adayı. Hayır. Ne zaman başbakan adayı belli olacak diyorsunuz? Gazeteciler soruyor. Sonra. Seçimden sonra. Ve nitekim seçimden sonra Abdullah Gül oluyor. Evet. Ya siz seçime giderken başbakan adayınız bile yok. Şimdi dönmüşsünüz, seçim tarihi belli değil. Masaya dönüyorsunuz ki aday kim? Sana ne kardeşim adaydan? Çatla patla söylemiyoruz, merak et. Biliyor musun? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Biliyorum. Cemal Bey, ağzınıza yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi değerli izleyiciler, Politik Adam'ın ikinci bölümü şu anda bitti. Cemal Enginyurt'tu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Biraz sonra Türkiye-Suriye ilişkilerini kitabın ortasından konuşacak. Çok önemli bir konuğumuz var. Türkiye-Suriye Dostluk Hareketi Başkanı Profesör Doktor Mehmet Yuva. Üçüncü bölümde buluşmak ümidiyle.